İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Muhammed Baki Billah Rahmetullahi aleyh. En büyük ibadet. Bu zat buyuruyor ki çok şükür Rabbimize. Çok maddi ve manevi nimetler verdi bize. Bir keşmekeş içinde inlerken bütün alem bizler rahat ve huzur içindeyiz tamamen. Çünkü iman ibadet huzurun kaynağıdır. En büyük ibadet de elbet namaz kılmaktır. Çünkü namaz Allah'ı hatırlatıyor bize. Günde en az beş kere geliyor kalbimize. Onu hatırlamak da zikir ve ibadettir. Namaz kılan Allah'ı zikrediyor demektir. Hatta beş defa değil anılır daha fazla. Zira her şey zikirdir, ilgiliyse namazla. Ezan kaçta oluyor? Vakite ne kadar var? Kalkıp abdest alayım şeklinde konuşmalar namazla alakalı olduğundan dolayı hatırlatır bizlere Allahü Teala'yı. Çünkü zikir Allah'ı kalben hatırlamaktır. Bu da namaz kılmakla müesser olmaktadır. Kim beş vakit namazı her gün eda ederse ve bir vakti kılınca ötekini beklerse, yani hep düşünürse her kim namaz kılmayı, o zikretmiş sayılır her an Hak Teâlâ'yı. Kalp hastalıklarının ilacı bu zikirdir. Allah'ı hatırlamak kalbin temizliğidir. Kimin kalbi Allah'ı zikrederse eğer ki, yerleşir o kalplere Allah'ın muhabbeti. İşte namaz kılmakla bu zikir hasıl olur. Allah'ın sevgisi de bu kalplerde bulunur. Muhabbeti ilahi bir kalbe girse eğer bu dünyanın sevgisi o kalpten çıkar gider. İşte bu yüzdendir ki en kıymetli ibadet ihlas ile beş vakit namaz kılmaktır elbet. Bir günde buyurdu ki namaz büyük ibadet. Namazla hasıl olur Rabbe sevgi, muhabbet. Nefis de güçsüz kalır kılındıkça her namaz. Gitgide zayıflayıp insanı aldatamaz. Sevdiği içindir ki Allah Müslümanları hep mükellef kılmıştır namaz ile onları. Bir lütfu ilahi ki namaz bize aslında nefis kahrolmaktadır namaz kılındığında. Bir de Yapıldığında bir amel ve ibadet emredildiği gibi yapmalı onu elbet. Mesela bir namazın sahih olması için abdestin doğru sahih olması lazım ilkin. Doğru dürüst bir abdest alınmamışsa eğer buna bağlı olarak namaz da olur heder. Şartlarına uyarak emredildiği gibi yapılan bir ibadet sahih olur tabii. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı öğrenme zahmetine katlanmayan. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İlim öğrenmek farzdır. Farzları, haramları öğrenmek farz, vacipleri öğrenmek vacip, sünnetleri öğrenmekse sünnettir. Öğreneceğiz ve kaçınacağız. Bir hadis-i şerifte bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyuruldu. Resulullah Efendimiz bir kere de şeytanın bir alimden korkması, cahil olan bin abitten korkmasından daha çoktur buyuruldu. İslam dininde kadın, kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere, misafirliğe gidemez. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse ondan izinsiz ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Erkek olsun kadın olsun Müslümanların ilim öğrenmesi farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreniciyiz. Zira Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz çalışınız buyurdu yani bir ayağı mezarda olan seksenlik ihtiyarında çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Çünkü Resulullah Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahireti ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyurdu. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır. Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Halbuki i̇mam Malik ve Ebu Bekri Verrak Hazretleri, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin neftali fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyurarak fıkıh ilmihal bilgilerini öğrenmenin ehemmiyetini bildirmektedir. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak öğrenmek farzdır buyuruyorlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz ilim öğreniniz İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyurmaktadırlar. Ancak ilim rivayet ve kuru malumat bilgi çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa, o kimse büyük tehlikededir. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Birincisi hocanın yani ilim öğretenin maharetli olması lazımdır. İkincisi talebenin zeki olması, sürati intikal sahibi olması lazımdır. Üçüncüsü ilim öğrenmek için uzun bir zamanın lazım olduğunu unutmamak lazımdır. İlim ganimettir, sükut kurtuluştur. Halktan bir şey ummamaksa rahatlıktır. Batın ilmi zahir ilmi öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenip onunla amel eden kimseye Allahü Teala batın ilmini açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanmasıyla elde edilir. Bunun için açık ve zahir olan şeylere sarılmalı, bilinmeyen yollara girmekten sakınmalıdır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmelidir. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalıdır. Ancak ölçü şu olmalı. ehl sünnet itikadına uygun olmayan sözlerin ve söyleyenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi, inkarcılara aldanmamak, dinden çıkmamak için de dinini imanını öğrenmek lazımdır. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz. Değerli dünyalar, devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki benim kayınvalidem ve kayınpederim namaz, namaz falan kılmıyorlar. İzinsiz odama giriyorlar. Ben e, çok hoşlanmıyorum onlardan diyor. Evlerine gitmesem günah olur mu? Beddua etseler tutar mı? Efendim e, anne baba evladın evlat da anne babanın odasına izinsiz giremez. İzin almadan girmesi izin almadan girmesi caiz değildir. Evlat anne babasının odasına, anne baba da evladın odasına giremezsin. Hele buluğa erdikten sonra, yani o anda üstünü değiştiriyordu, bir şey oluyordur falan. Efendim işte o mahremi değil mi? Yani ebedi mahremi değil mi? O mahremi olması ayrı sene. Anne e, küçükken çocuğuna bakar. Fakat buluğa erdikten sonra avretlerine bakamaz. Babası da bakamaz. Bu bitti o. İslamiye İslamiyet unutulunca e, böyle kaba saba hareketler meydana geliyor. ...ve ondan sonra da bu hareketlerinden dolayı... ...kendilerini müdafaa ederler. Ne varmış canım bundan işte biz işte... ...biz onun kayınpederiyiz, biz onun kayınvalidesiyiz... ...ben onun annesiyim, ben onun babasıyım falan. Sanki Allah böyle emretti de... ...kendi yaptığı doğru gibi. Nefsine tabi olan... E, ...insanların söyleyeceği sözden başka bir şey değil. Hatta İslam ahlak kitabında da... ...böyle sözlerin cahilce sözler olduğu bildiriliyor. E şimdi dinleyicimiz... E, ...hani... ...ben de değil, kayınvalidemin, kayınpederimin evine gideyim mi? E, gitmemek o da aynı şekilde ayrı bir durum. Mesafe konabilir. E, yani bey ile e, meseleleri halleder. Kısa keserler, zaruri ihtiyaçlar olduğu zaman onları görürler ve uzaklaşırlar. Yani tatsız da çıkarmamalı. Evet. Bir başka dinleyicimiz e, diyor ki... ...yakışıklı görülmek maksadıyla... ...yüzüme diyor jilet vurarak... E, ...sinek kaydı tıraş olsam ve yüzüm hani parlak görünse günah olur mu? Günah olur tabi. Günah olur tabi. Çünkü kitaplarda an anlatılırken... E mesela İslam ahlakında anlatılmış, saadet ebediyede anlatılmış, cemal ve zinet kelimeleri kullanılmış fıkıh kitaplarında geçiyor. E cemal için caizdir buyuruluyor. O ne demek cemal? Onu açıklamışlar. Cemal, İslamiyeti İslamiyet'in şerefini, vakarını korumak demektir. Ha, ...adam baktığı zaman gayrimüslim bile... ...giyinişi, kuşanışı... E, ...yani hal hareketleri falan... ...hakikaten vakur bir kimse... ...kibar kimse... ...yani kendisine saygı telkin ettirecek şekilde... ...hareket ediyor... ...peki aynı şeyi zinet için... ...bu dinleyicimizin dediği gibi gösteriş için... ...parlak görünmek için, yakışıklı görünmek için... E, ...erkekse karı kız avlamak... ...kızsa erkekleri avlamak için... ...bunu yapıyorsa... ...günahtır haramdır buyuruluyor... ...ona dikkat etmeli... Tam İlmen Saadet-i Ebediye kitabının yazarı Hüseyin Hilmi Işık Hazretleri'nin bir ses kaydını tesadüf ettir, dinledim diyor. Orada buyuruyorlar ki efendim ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Maliki mezhebinde abdest ezandan sonra alınır. Onun için biraz geç kaldım buyuruyor ya oradakilere. Biz de Maliki mezhebini taklit ediyoruz. Cemaate giderken ezandan önce abdest alıp camiye gidiyoruz. Olmuyor mu bu durumda? Efendim... Ee kardeşim saadet Ebediye'de de ve diğer kitaplarda da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh çok geniş bilgiler vermişler. Biz de ısrarla diyoruz ki bu kitaplar okunmalı. Ve hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattayken işte Anadolu'dan birisi mektup yazıyor efendim diyor bize bir el verin. Bu zat da tam İlmi Hasadet tebedi kitabıyla mektubat kitabını gönderiyor. Buyuruyor ki kardeşim sizden biz siz bizden bir el istediniz. ...biz size iki el birden gönderiyoruz. Tam İlmihan Saadet'e bildiği... ...ve iktibatı gönderiyoruz. Ve bu kitabın içerisindeki mevcut olanlar... ...yani onların... ...buyurdukları ve bildirdikleri. Şimdi tam İlmihan sadeti ebedi kitabını... ...bütün bilgiler oraya yerleştirmişler. Dikkatli bir şekilde okuyan bir zat... ...bir şahıs... ...bir kişi neyse... ...alt yapısı oluşur. Alt yapısı oluştuğu zaman... ...mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin bu bantından önce de... ...buna benzer bir bant yayınlanmıştı. Orada teyemmüm kelimesini kullanmışlar o bantta. Cuma namazını sarı yerde kılıyorlardı. Ve inerken buyuruyorlar ki biz Maliki mezhebini taklit ediyoruz. Maliki mezhebinde teyemmüm vakit girince alınır. Hanefi mezhebinde de öyle. Ve teyemmüm vakit girince alınır. Biz de onun için bekledik. Vakti girin, vakit girdi. Teyemmüm aldık geliyoruz. Fakat tam ilmihal saadeti ebediyede anlatılırken ne anlatılırken? Namazın şartları anlatılırken, namazın 12 tane şartı farzı var. Bunun altısı içinden, altısı dışından. Her birini açıklamışlar. Birincisi hadesten taharettir buyuruluyor. Hadesten taharettir. guslü abdesti olmayan, gusül abdest alır. Su bulamayan teyemmüm yapar. Ve teyemmümün de genel adı hadesten taharet içerisinde abdest olarak geçer teyemmümün. Su bulamazsa toprakla teyemmüm eder ifadesi zaten onun açıklamasıdır. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi orada ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Dolayısıyla vaktin girmesini bekledim ondan sonra abdest aldım. Yani su olsaydı suyla alacaktım. Su olmadığı için toprakla aldım. Yani teyemmüm yaptım. Teyemmüm oradaki. Bir başka dinleyicimiz zammuh namazda diyor zammuh sureyi okurken diyor ıı, yanlış yaptım. Sonra da diyor o sureyi tamamen vazgeçip başka bir sure okudum diyor. Namazım bozuldu mu? Namazı bozulmaz. Niye bozulmaz? Çünkü e, namazın içindeki farzları içerisinde hepsinin hükmü ayrı ayrıdır hükümleri ve e, bunlar da teferruat bir şekilde fıkıh himnal kitaplarında yazılmış. Nedir o ayrı olan? Mesela kadi ahire namazın içindeki farzlardandır. Namazın sonunda oturmaktır. Kıyam namazı ayakta durmaktır. Bu da farz, bu da farz. İkisi de farz. Birisinde oturuluyor, tahiyyat salli barik rabbena okunuyor. Öbürüsü kıyamda ayakta, Süfâne ki işte başlangıçta birinci rekattaysan Fatiha zammusure okunuyor. Buyuruyor ki kıyam, yani namazın içindeki farzlardan kıyam, kıraat okuma mahallidir. Hata ettin, yanıldın, başa geçtin veya hatırlayamadın o sureyi başka bir sureye geçtin. Secde-i de gerekmez buyuruyor kıraat mahalli olduğu için. Dolayısıyla bu dinleyicimizin namazda olmuş ee, ve secdeyi seyifde yapması lazım gelmez. Ama kadehi ahirin hükmü öyle değil. Orada tekrar ederse hatırlayamazsa, başa dönerse secdeyi seyif yapar buyuruluyor. Ee, bir başka dinleyicimizin sorusu. Sakalları diyor bir veya iki santim veya bir veya iki parmak uzunluğunda bıra bırakan diyor bidat sahibi mi olur? Evet bidat sahibi olur. Peki devam edeyim müsaade ederseniz hocam. Ee, bunun diyor bidat olduğunu bilerek... ...sünnet olmadığını bilerek... ...yani bu benim bıraktığım... ...bırakmış ama bu benim bıraktığım sünnet olan değildir... ...diye bunu da izah ederek... ...bir sebepten dolayı bırakan da bidat sahibi olur mu? Olmaz. Olmaz. Yüzünde yara var. Veya şey sebebiyle... ...mesela şöyle söyleyeyim bu pandemi sebebiyle... ...mesela İstanbul'da... 60 yaşın üzeri üç ay mı ne dışarı çıkamadın değil mi? 65 yaş üzeri. 65 yaş üzeri. Ben biraz mı aşağı mı indirdim? Neyse. <laughs> Kızmasınlar. Duyan olmasın. Yani. E şimdi adam işe gitmiyor. Değil mi? Gidemedi bir sürü. Gidemedi. Için. Orada dışarı şey yaptı. Ya her gün kalkıp da aynı şekilde. Niye tıraş olsun bu adamcağız? Bıraktı mesela. O üç ay zarfında büyüdü de mesela. Büyüdü. Bu adam bunu sünnet için bırakmadı keyfi olarak bana sakallı desinler diye de bırakma. Çünkü dışarıyla irtibat yok ki. Kimse görmüyor ki. Böyle bir durumu söz konusu değil. Veya bir kimsenin yüzünde yara çıktı. Ne jiletle ne makineyle alamıyor. Ve bıraktı öyle. 2-3 santim veya 4 santim neyse büyüdü. Ha, sorduğun zaman da yok ya yüzümde yara var onun için tıraş olamıyorum diyor adam. Demiyor ki bize sakal böyle sen de bırak böyle demiyor. O bir daha bir e, sakal bırakan o güya kendini sakal bıraktı zannediyor. 3 santim bırakıyor. O bir Bilerek yapıyor onu. Yani sünnet seniyi değiştiriyor. Ya bırakırsın ya bırakmazsın. Dinleyicimizin ilginç bir sorusu daha var. E, i̇yilik eden bunun karşılığını, kötülük eden de cezasını görür. E, Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor allah Teala demiş. Böyle iman ediyoruz bir şey yapınca da neticesini görünce de hakkımda hayırlıymış demeyi öğrendik diyor. Hakkımda hayırlısı buymuş. Peki diyor yaptığımız iş diyor haram bir işse diyor buna da diyor hakkımda hayırlısı buymuş ne yapayım denir mi? Denmez. Denmez. Nefsime uydum denir. Nefsime uydum. ...ve nefsime uyarak da allah Teala'nın takdiri böyle tezahür etti... ...ben hata ettim, günah işledim, özür dilerim, tövbe ederim demek... E, ...tövbe edeceğim demek... ...veyahut da tövbe ettim demelidir... ...başka türlü aynı şekilde... ...ha ne yapalım ya zina etmek takdir edilmiş... ...hayırlısı böyleymiş denmez... Ne ...olmaz, o hayırlı işler için... ...o ya, hayırlı bir iş değil zaten... <laughs> Hayır değil o. ...o yapılmaması Aram. gereken bir şey... Evet. ...ondan sakınacaksın... ...Malik'in mezhebini taklit eden için... E, ...soruyorum demiş... Namazda zamm sure okumak diyor e, farz mıdır? Hayır değil. Farz değil. Hanefi'de de farz değil. değil Hanefi'de de farz değil. Vacip. Zamm-ı sure... ilk iki rekatta. İlk iki rekatta. E, e, şeyler nafile namazların her rekatında okumak vacip diye geçiyor. Farz diyen var mı? Ş hayır yok. De falan da yok Yok değil mi? yok. Hayır. Yani zamm-ı sure farzdır diyen... Fatiha'nın dışında F yok. Fatiha'yı Şafi mezhebi farz diyor. Farz diyor. Ee, devamında da şunu sormuş. E, az buçuk cevabını aldık ama. Zammı sureyi okumadan rüküye gitsem diyor bir şey olur mu? Namaz olur da Hanefi mezhebinde mesela diyelim dört rekatlık öğle namazının farzını kılıyordu. Zammı sureyi okumadı. Farz veya vacip vaktinde yapılmazsa. Vaktinde yapılmazsa. Veya terk edilirse. Farz iade edilir. Vacip hakkında da iade edilir ifadesi geçiyor. Geri döner zammı sureyi okur rükû secde yapar. E, geciktirdiği için de e, şey yapar. E, Söyleyelim. namazını kurtarır. Peki hatırına gelmedi. Mesela, yani. ikinci rekatta zam okumayı unuttu. Gitti. Kadesini yaptı. Kade Namazı da bitirdi diyelim. Bitirdi. Hatırına geldi. Yani dördüncü rekatta hatırına gelip de secde etseydi gene Şeydi, kurtaracaktı. Kurtulurdu. Yani. Onu da hatırına getirmedi. E, gelmedi. Birinci kavle göre bu farzlar yerine geldiği için namaz sahihtir. İkinci bir kabil var. Namazın vaciplerinde farzlardan birisi terk edilirse bu namazı iade etmek farz. Vaciplerinden birisi terk edilirse vacip iade etmek. Sünnetlerinden birisi terk edilirse bu namazı iade etmek sünnet. Artık kendisi bilir. Bazı ortamlarda girdiğimiz oluyor diyor. Burada diyor adam açmış işte cep telefonunu. Kur'an-ı Kerim dinliyor. Etrafındakilere de susun Kuran okunuyor burada e, konuşulmaz Kuran okunurken diye adam fetva veriyor. Ben bu adama yaptığı şeyin doğru olmadığını anlatacağım ama anlayacak kapasitede olmadığı da belli susuyorum diyor. Daha mı iyi olur diyor susmak. Doğru münakaşaya önlemek için susacak. Çünkü adam günaha sokuyor, günaha giriyor, yaptığın ibadet olduğunu zannediyor, fitne çıkartıyor. Hatta halbuki böyle adamlara bir şey de anlatılmaz. Osmanlı döneminde olsaydı güzel bir dayak yerdi. Başka bir şey olmazdı. Yani maalesef Osmanlı yok. Evet. Ömrü boyunca şehadet kelime-i şehadet getirmeden fakat imanın ve İslam'ın şartlarına iman eden e, kelime-i şehadeti hiç söylemedi diye Müslüman sayılmaz mı diye bir sorusu var. Hayali bir soru iman ediyorsa kelime-i şehadeti aynı şekilde bu kalben veya dille bir söylemesi İmanın gerekir. İmanın şartlarını söylüyorsa zaten söylüyor. Söylüyor demektir. Yani böyle hayali bir soru, hayali bir şey yani nasıl tahayyül etmiş bu adam ömür boyu diyecek de kelime-i şehadeti okumayacak falan. Buna Müslüman diyebilir miyiz? Yani bir gavur Müslüman mı şey yapacak? İşte efendim böyle ha Müslümanların namazları falan filan. Kelime-i şehadeti getirmediği müddetçe hatta buyuruyor ki açıkça 3-5 kişi de olsa cemaatle cemaatin olduğu bir yere gelip de cemaatle namaz kılmadığı müddetçe bu Müslümandır diye hüsnü zannedilmez buyuruyor. Mesela onu ileterek kitaplarda buyuruyor ki bu adam iman etmiş, Müslümanların arasına iş girmemiş, cemaatle namazda iş görülmemiş. Ee, ama efendim işte bu işte evinde namaz kılıyormuş falan. Öldüğü zaman bunun cenazesi yıkanıp kefenlenip Müslüman mezarlığına defnedilmez. Aleni olması lazım. Alameti görülmedi yani. Tabii görülmedi. Hatta Allah rahmet eylesin şey hemen hemen üzerinde dururlardı biz yağlı ondayken. E, mutlaka camide cemaati görülmesi lazım bunun. Camide cemaati görülmesi. Ha Müslümanlar diyecekler ...ha biz bunu gördük camide. E, efendim münafıksa ben bilemem onu. Ben bilemem onu. E peki bu adam iman etti, evinden hiç çıkmadı, kelime işaret getirdi, namaz kılıyordu falan. Onun işini allah Teala bilir. Bize düşeni e, söylüyor kitaplar. Biz onu yani hüsnü zannetmiyoruz Müslüman olduğunu. Ama bu iman etmiş, kimseye de açığa vuramamış, ölmüş, kafir mezarlığına gömülmüş. Allah Teala da onun imanını kabul etmiş, cennetine koymuş. Nice kafir mezarlığına bu şekilde böyle iman etti de cennete giden, nice Müslüman mezarlığında Müslüman zannedip de gö gömdüğümüz münafıktır ...veyahut da kafirdir, mürtet olmuştur. O da cehenneme gidiyor. Benim favori futbol futbolcum şudur. Demenin bir mahsuru var mı? <laughs> Denirdim hala yani lüzumsuz şey favorin olsan hocam olmasan hocam. Bir ilginç soru daha var. İlk defa duydum, duyuyorum ben de. Ee, bizim çocuğa diyor, bir hoca hanıma gönderdik ee, işte dinini öğretsin diye. Cami veya bir Kur'an kursu bilmiyorum artık. Orada çocuğa öğretilmiş ki namazda sağ ayağı kaldırırsan, namazın sol ayağını kaldırırsan abdestin bozulur. <laughs> Tövbe ya. <laughs> İkisini birden kaldırırsa <laughs> <laughs> Şimdi siz öyle deyince benim hatırıma fıkra geldi. Şimdi hep temelin üstüne yüklerler ya fıkraları. Temel böyle bir kuşçu dükkanına girmiş. İşte muhabbet kuşları kanar ya papağan falan. Ee, bakmış bir tane papağan falan işte e, adam sayıyor. Bunun özelliği ne diyor sormuş. O da sormuş işte demiş kafasını böyle yaparsa şöyle olur şunu şöyle yaparsa böyle olur ayağının tekini aynı şekilde kaldırdığı zaman şöyle düşünür Temel demiş ki peki demiş ikisini de kaldırsa ne olur papağan demiş ki düşer bakmak demiş ya o zaman düşerim ahmak demiş o <laughs> zaman <Son> düşerim ahmak <laughs> 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 evet. ya, uydur, uydur böyle seni. bir şey yok değil mi? Böyle, böyle bir şey. Kalsın. Namazda iki ayağı birden kaldırmak diye bir şey var ama. Ee, işte, yani iki ayağın ayağı, yerden kalkması. Işte, o ayakta olmuyor. ...secde de oluyor. Evet. oluyor. Fakat orada da... <laughs> buyuruyor ki... ...bazıları mesela süratlidir veya dizi acımıştır. İki ayağı birden yerden kesilebiliyor... ...bir anlık. Fakat kitaplarda buyuruyor ki... ...bunun dizi yerde. Dizi yerde olduğu için... ...bir kavle göre bunun namazı bozulmaz. Ama... Yani ...dizinde bir şey yok, herhangi bir şey yok falan... E, Dizin üstünde keyfi, he, keyfi var ki... kaldırmış. Namazı bozulur. abdesti değil. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.